Merhabalar, Afyonşehir Web TV'desiniz. Bugün Afyonkarahisar halkına toplu taşımalara gelmesi planlanan zam fiyatlarını soracağız. Pazartesi itibariyle başlayacak olan zam fiyatları minibüsler 12, halk otobüsleri ise 10 lira olarak belirlendi. Pazartesi günü başlaması beklenilen bu fiyatlara bakalım Afyon halkı ne tepki verecek, hep birlikte başlayalım. Halk otobüsleri 10 lira oluyor, minibüsler de 12 lira oluyor pazartesiden itibaren. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok fazla yani Afyon için. Asgari ücret belli bir insan bir şey. Malum hayat şartları, kiralar. Çok diyorum yani. Çok fazla, özellikle öğrenci için. Bir öğrenci bunu nasıl karşılayacak? Karşılayamaz. Yapacak da bir şey yok yani. Geçti artık geçen. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum. Vallahi öğrenci halkı olarak zaten çok zor bir durumdaydık. Hani yemek yemek olsun, hani minibüsler olsun. Yani idare edemiyorduk artık ailemizden. Harçlık isteyemeyecek duruma gelmiştik. Hani bunlarla birlikte Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum yani. Sadece hani artık bizi görün yani. Artık bir şeyler yapılması lazım bu konu hakkında. Öğrenciler mağdur. Öğrenciler mağdur. Ya gelen zamlardan dolayı zaten normal biliyordum. Ama işte nereye gidiyor, nasıl olacak hiçbir fikrim yok aslında ama gidişat normal yani. Normal gösteriyor artık her şeye. Alıştık. Yapacak bir şey yok diyorum. Ha ben artık bu ekonomide ne otobüs, ne toplu tüketim, benzinle alakalı hiçbir şey kullanmamaya karar verdim. Artık bisikletimle gidip geliyorum. Öğrenciyiz, üniversiteye geçtik bu sene. Üniversiteye nasıl gideceğim ben onu düşünüyorum şu an. Oraya gitsem asgari ücretle çalışmaya çalışsam derslerime mi odaklanayım, çalışayım mı, ne yapacağım bilmiyorum. Üniversiteye gidip gitmeyeceğim de belli değil, sırf bu yüzden. Ailem zaten nereye kadar destek olur orası da meçhul. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Sence nasıl? Ya insanlar zaten evdeki stresi düşündüğünden dışarı çıkmaya bile yeltenemiyor bu zamlardan dolayı. Evdeki stres onu baskıladığı için. Örneğin gıdalara gelen zam olsun, şu olsun, bu olsun. Stresten insanlar ne yapacağını bilemediği için dışarı çıkamıyorlar bile. Yani durum neye gider bilmiyoruz artık ama bizim en iyi düşüncemiz yurt dışına kaçmak oldu artık. Elimizden onu kullanacağız. Sürece, en kısa sürede yurt dışına kaçacağız. Başka yolumuz yok. Ümidimiz kalmadı artık. Gerek öğrenci olur, gerek işçi maalesef olur. Gideceğiz yani. Bilmiyorum. Çok şaşkınım şu an. 12 lira. Çok değil mi ya? 6,5'dan 12 lira. Vallahi bilmiyorum da. Allah sonumuz hayretsin. Hani burası Afyon yani. Çok bir mesafe yok. Büyük şehir değil. Yani çok uzak gitmiyorsun. Geldiğim mesafeler 10 dakikalık, 5 dakikalık mesafeler. İndi bindi 12 lira. Yazık. Asgari ücreti ne kazanıyor ki zaten de 12 lira versin. Ama olsun, olsun. İyi mi fiyat? İyi. Az mı çok mu? Az. Kaç olmalı? 20 olsun. 20. En uygunu 20 diyor. Ataköy'de olmuş ha 20 olsa. Ataköy'e 20 oluyor. Tamam abi sağ olasın. Düşün yani Almanya tiketi oldu. Yani tüm Almanya'ya gidebiliyorum. Bütün Almanya'yı 49 euroya gezebiliyorsun. En bin hiç şey yok. Yani bir daha tiketi alacağım, bir daha iş gideceğim diye bir şey yok. Burada pahalışması iyi değil bence. Çünkü halk kaldıramaz belki. Bir yerlerden zam gelirse, yani onlara da bir şeyler gelirse o zaman olur ama öbür türlü bence stres. Teşekkür ederim. İnsanlar hep strese girecek bundan sonra. Ben İzmirliyim kendim. İzmirli olduğum için de hani buradaki mesafenin çok kısa olduğunu düşündüğüm için de çok fazla bence bu zam. Yani tabii onlar da kendince haklı çünkü son zamanlarda yani benzinde çok zam geldi ama öğrenciler ve büyükler de tabii ki de mağdur ama yapacak bir şey yok. Aslında son zamanlarda benzine gelen zamları düşünürsek bence normal, daha da fazla olabilirdi ama kötünün iyisi diyelim, iyi de değil. Buraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç de cevap vermeyeceğim. Ya ne olsun abi, ayarımız iyice bozuldu ya. Neyse. Allah belasını versin. Niye zam gelmedik? Yürüyerek giderin ne dayı. Gidirlikten yürüyerek sallanır. Dağtaköy'den. Madodu kendi radyo. Alay yine söz biliyor bunlar. Alay işi ev diyeyim ben. Şimdi kamera var. Söyle. Kahpe çocuğu alayım. Teşekkür ederiz. Devlet bitti yani abi. Eşlere binemeyeceğiz. Nasıl olacak? Bilemeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Haklı çocuklar. Minibüsçüler haklı. Haklı. Onların durumu nasıl? Biliyor musun? Çünkü ben de minibüsçü kızıyım. Bulmuştuk. Gaz bulduk. Benzin, mazot bilmem ne. Akaryakıt bulduk. Nerede onlar? Minibüsçülerimize en azından çiftçilerimize bugüne kadar destekçi olmadılar bu konuda. Mazot konusunda vesaire. En azından minibüsçülerimize olsunlar. Şimdi ben burada yaşıyorum ama bir öğrenci için o 10 lira çok büyük bir para tabii ki. Onların burada yerleşim problemleri de var. Yani bir şekilde giderleri bizden çok daha fazla. Artı bir de bunu katladığınız zaman bu öğrenci nasıl gidip gelecek?